Sayın Başbuğ, bu insanlık suçuna dur demeliyiz ve Gazze'de insanlık bir sınav vermektedir dedi Sayın Bakan. Aynı zamanda da İsrail soykırımcı ilan edilecek mi? Aslında her seferinde sorduğumuz <laughs> soru bizim buydu. Fakat şöyle bir önemli nokta var ki, soykırım davasına müdahil olduk. Türkiye, Güney Afrika'nın açtığı davaya müdahil oldu. Nasıl değerlendirelim bu açıklamayı? <laughs> Şimdi e, aslında Sevgilen de e, öyle bir tesadüf etti ki bizim söylediklerimize Sayın Bakanımızın söyledikleri neredeyse örtüştü. Dikkat edersen Sayın Bakan da e, hukuka ve e, işlerle dur demeye davet ediyor. E, yani hukuk işleyecek buradan şu çıkar demiyor. Çünkü maalesef herkes gibi e, bizler de işin neye varacağını az çok kestirebiliyoruz. E, şimdi <laughs> evet. Uluslararası Ceza Mahkemesi kağıt üstüne bakarsan inanılmaz bir icra organı ve karşılık gördüğü takdirde de gerçekten yaptırım olan biliyorsunuz. Ama öyle bir samimiyet, öyle bir niyet olmadığı için bu kurumlar sadece kağıt üstünde göstermelik oldukları için oradan da bir beklentisi yok kimsenin. Evet, bana göre geç de kalsak bu davaya müdahil olduk. Bana göre çok olumlu bir gelişme. Yani bu iki üç ülkeyle zaten sınırlı kalmamalı. Ama yeterli Samim mi? Değil. Yani Birleşmiş Milletler'in 193 ülkeden oluştuğunu varsayarsak hadi İsrail-Amerika'yı ona destek veren e, Almanya'yı e, bir kenara bırakalım. Diğer devletlere ne oluyor? Niye müdahil değilsiniz? En azından Arap ve İsrail'i e, düzeltiyorum. Arap ve Körfez ülkeleri yani İslam ülkeleri nerelerdesiniz? Hadi o sokaklara dökülün, tepki verin. Ondan da umudu kestik. E, burada bari bir topa girin. Burada bari bir niyetinizi gösterin. Ona dahi cesaret edemiyorlar. Dolayısıyla şu e, acize bakın ki yani koca 193 ülkeden 3-4 ülkenin adı geçiyor ya böyle bir davada müdahil olabilen ee, yani o baskı dolu düzeni e, göstermek için ben bu örneği veriyorum. Normalde e, en az 150 ve üzerindeki ülkenin burada doğrudan fiilen e, bu işe, bu topa girmesi lazım. Ama olmuyor. İşte zaten İsrail'i cesaretlendiren bu derece küssahlaştıran da bu sevgilen de yani e, Amerika'nın Avrupa'daki o başat devletlerin Fransa Almanya dahil kendisinde hiçbir şey yapmayacağını çok iyi biliyor. Onlardan her türlü desteği alacağını çok iyi biliyor. Bulunduğu coğrafyadaki ilk müdahil olması gereken Arap ve İslam dünyalarından bir tepki gelmeyeceğini çok iyi biliyor ve o nedenle de Netanyahu sürekli el yükseltiyor ve katliamın dozunu şiddetin dozunu, soykırım dozuna giderek artırıyor. Arap dünyası bu davranı... sanki biraz bizi yanıttı Sayın Başbuğ. Ya, aslında bana göre e, sürpriz yok. Çünkü oradaki o rejimlerin Hani her ülkede böyle o oradaki halkların kanının hemen o 40-50 yıllık rejimlerin zaten e, bu şekilde bir yapının elemanları olduğu, fonlandığı ve İslam dünyasında zerre kadar katkısı olmadığını biz defalarca dillendirdik, dile getirdik. Ee, bana göre hiçbir sürpriz yok. Ee, burada hani tutup da ben Ürdün'den e, İsrail'e karşı durmasını veya işte süreçte Filistin lehine e, tavır almasını zaten beklemiyorum. Ki gördüğün gibi e, sadece evet. göstermelik bir ki pozdan göremedik. O da hani yardım açılacağı zaman işte e, Kral Abdullah'ın giymiş olduğu askeri kamuflaj elbiseleri orada gülerek verdiği pozlar. Hatırda kalan tek kare bu. Evet. E, diğer devletler farklı mı? Körfez ülkeleri hiçbir farkı yok. Ya, ağzınızı açıp tek kelime demiyorsunuz. Netanyahu'nun o tehdidine, boyun eğiyorsunuz. O Otur, hatırlayalım. Oturun yerinizde size o bağışladığımız tahtlarınızın kıymetini bilin. E, diyerek çok net bir tavır ortaya koydu. Tek bir kelam çıkmadı İslam dünyasından, Arap dünyasından. Yani sen kimsin kardeşim? Benim oturduğum makama dili biliyorsun diyen olmaz. Niye? Doğru olan netanyahu dediği Oturdular ve kıymetini biliyorlar. e Şimdi Batı dünyasını eleştiririz ama e, bizim eleştirimiz öyle e, duygusal bir eleştiri değildir. E, gerçekler neyse ona yönelik e, eleştirilerde bulunurum veya ben en azından onu hep koru kollarım. E, burada da aynı Batı dünyasını ben vahşi batıda yerden yere vurduğum anlarda olmuştu ama şu an olduğu gibi yere göğe sığdıramadığım anlarda da oldu. Tebrik ediyorum hepsini. Almanlar ya da Almanya gösteri yapan Almanları, İngiltere'de sokaklara dökülen İngilizleri, Amerika'da öğrenme ara verip Filistin'de yapılanlara dur diyen öğrencileri hepsini andan öpüyorum. Şimdi zaten bu süreci durduracak olan da bu tepkiler. Ama ise yani gönül istiyor ki veya olması gerekiyor ki Kurumlar işlesin. Yani ceza mahkemesi az önce söylemiştim şahıs yargılıyor. Doğrudan Netanyahu'yu yargılayıp hakkında kararı çok rahat çıkarabilir. E ama e, işte Ama orada ama, devlet başkanlarının dokunulmazlığı yok mu Coşkun bu? Putin'in devlet başkan değil miydi? E, evet. işte Putin'e de aynı kararı çıkardılar ve Putin e, o kararın uygulanacağını bildiği için birçok gezisini iptal etti. Hatta güvendiği yerlere bile gitmekten imtina etti. Çünkü burada bir küresel tuzağın olduğu çok net ortada. Yani bir anda kendinizi kelepçeli içeride bulabilirsiniz. Bu riske girmemek için Putin bütün yurt dışı gezilerini iptal etti. Ve şu an o kararın hani uygulanma riskine karşılıklı ben kolay kolay Putin'in güvenmediği ülkelere, coğrafyalara gideceğine ihtimal vermiyorum. Peki Putin hakkında bu kararı hemen çıkaran ve bunu da hemen uygulamaya koyan, e, yargı, işte ceza mahkemesi Netanyahu niye günlerdir oy aylar Aylardır oy alıyor. Ben e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu başvuru e, en az bir aylık süre geçtiği kanaatindeyim. Daha fazlası da var. Şimdi mahkeme diyor ki bir ay süre verdim savunmalarınızı getirin. Senin o bir ay vermiş olduğun süre 15 bin insan demek. Yani 7 aydır e, yaşanan katliamı matematiksel olarak incelediğinde ortaya böyle bir dehşet rakamı çıkıyor. 1, 2'den, 3'ten, 5'ten bahsetmiyorum. 15 bin. Şimdi bunu o anlı e, o cübbelerle oraya oturan o 15 ülkeden oluşma yargı, yargı mensupları bilmiyor mu zannediyorsun? Veya şu benim gördüğümü onlar görmüyor mu zannediyorsun? Bal gibi görüyorlar. Bal gibi biliyorlar ama bildikleri halde işte dünyanın gazını alma adına işte adalet işliyor, İsrail'i yargılayacağız, bu işin sonunda muhakkak adalet hesabını soracaktır gibi bir maskelemeyle işi bugünlere getirdiler. Ben zaten ilk anda herkes bahar estirirken söylemiştim. Yani ben bu karardan sonra buradan da bir beklentim kalmadı. Maalesef bu bir tiyatrodur. Bu bir gaz alma operasyonudur. Bir şey çıkmaz buradan dedim. Çıkmayacağı ortada. Ama ona rağmen Netanyahu dediğim gibi o riski de ortadan kaldırmak adına diplomasi trafiği yürütüyor. Diplomasi trafiği işliyor. Neden? Çünkü mahkemenin aldığı karar yaptırımı yok. İşte dediğim gibi isteyen uygular isteyen uygulamaz. Öyle bir maalesef iki dünyadayız. Onu bile kendisine risk gören bir Netanyahu var ki e, İsrail'de o şeytani aklı böyle çalışır. Buradan çıkacak bir kararın uygulaması olmasa da karşılığı olmasa da kar topu etkisiyle sarı öküz diye bizde bir meşhur hikaye vardır. Olmasın diye daha yerinde bastırmanın yollarını arıyor. Evet. Buna destek gelir mi? Gelir. Hiç merak etme sevgili anne. Yani Amerika'da ...Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de doğrudan ve açıktan desteğini verir. O zaman diyorsun ki sen de haklı olarak e, acı bir tebessümle... ...o zaman kim diyorsun bu adaleti dünyada tesis edecek? Aynen. Nasıl olacak bu işler? Zaten çıkamadığı insanlığın tarafta o. Bu kurumların yıkılmaktan, yeniden yapılanmaktan başka şansı yok. Biz de zaten bunun savaşını veriyoruz. Niye Sayın Erdoğan gerekirse yıkılıp yeniden yapılmalı diye... ...BM'ye çok net e, söylemlerde bulunuyor. İşte bu yüzden ve İsrail'in bu taktiğidir. Bütün dünyada köşe başı yerleri tutar. BM, işte IMF, e, Adalet Divanı, Ceza Mahkemeleri gibi oraları paralarla fonlar ve kendisinin kontrol dışına hiçbir şeyin gelişmesine, yeşermesine müsaade etmez. Bu dünya devletlerindeki o saydığım az önceki devletlerdeki rejimlere kadar bu iş böyledir. Amerika'da e, para ve güçtür esas olan işte o parayı verdin mi istediğin kişiyi iktidara teslim eder, e, başına getirirsin ama o kişi sürekli sana biat etmek zorundadır. Biden'ın da zaten İsrail sevgisi buradan kaynaklanıyor. Eğer olmasaydı gerekirse biz kuracaktık demesi buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla gerçekten çok kirli ve kanlı bir düzen var ki bu düzen dün veya işte 3-5 sene, 10 sene, 20 sene öncesinin ürünü değil. 3 asırdır sürüyor bu düzen ve Amerika'nın o girişindeki özgürlük heykeli sadece heykelden ibaret, bir taştan ibaret. Ee, gerçek özgürlüğü Amerika'nın şu an üniversitedeki o haklı protesto yapan öğrencilere vermiş olduğu tepkide görüyorsun ki bak şiddet yok, kırma yok, direnme yok. Ee, tam tersi polisin şiddet eylemine karşı e, sakin ve e, az içinde karşısında duran bir yani silahsız insan topluluğu var ama ona rağmen o basit eyleme bile kaldıramayan, hazmedemeyen ama anayasasında e, bakarsan ifade özgürlüğü diye de bir maddesi olan devlet yapıyor bunları. E, bu devlete, o siyasi rejime bunları yaptıran kim? İsrail. Neyle yaptırıyor? İşte parayla. Yani neticede 8,5 milyon insan 8,5 milyarlık bir dünyayı yönetiyor, kök söktürüyor. İşin gerçeği bu. İşte bu düzeni yıkmak şu an bana göre en büyük insanlığın edevi ve görevi olmalı. Ben hani o üniversite eylemleri her ne kadar şu an acil çözüme katkı sağlamasında uzun vadeli ama, e, ama etkili yani, olacaktır diyorsunuz. Kesinlikle yani cinin işeden çıktığı uzun vadede insanlar nefes aldıracak tepkiler bunlar halinde ve göreceksiniz dalga dalga ülke ülke yayılıyor. E, zaten benim e, hani daha bu işin en başında bir vurgum vardı. E, birleşmiş vicdanlar kurtaracak bu dünyayı milletler değil demiştim. Hani o kurumu kastederek işte o birleşmiş vicdanlar harekete geçti. Amerika'dan başlayıp dalga dalga Avrupa'ya gelen, şimdi diğer ülkeleri de saran o insani tepki bana göre eninde sonunda uzak doğuyu, orta doğuyu ve körfezi de saracak. Ve işte o şer düzen bu dalga karşısında Yok olup gitmekten başka çare göremeyecek. Peki Coşkumar, bu Dolayısıyla... soykırım davasına müdahil olacağız dedi ya Sayın e, Fidan. E, Amerika, İsrail ya da desteklemeyen e, ülkeler tarafından Türkiye'ye herhangi bir e, yaptırım ya da tepki gelir mi? Zaten İsrail ona bastırıyor. Onunla ilgili bir e, kulis yapmaya çalışıyor. Sadece Türkiye değil, oraya müdahale olan bütün devletlere karşı yaptırım uygulayın engelleyin gibi birçok siyasi manevra yaptı. Şimdi bizim ilk başvurumuz biliyorsun yani hukuki sürecin önünü açan ülke de Türkiye. Biz Adalet Divanı'na başvurduk, İsrail şikayet ettik. Ardından Güney Afrika bizden cesaretlenerek hatta bizden aldığı delillerle çok da güçlü bir dosya oluşturarak Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Orada bir davanın görülmesini sağladı. Ama zaten bana göre doğru olan da Ceza Mahkemesi'ne olan başvuruydu. Az önce demiştim yineleyeyim hani geç de olsa taraftar olmamız çok umut verici diye. Çünkü burada örneğin Güney Afrika veya bir başka devlet herhangi biri bu işe yelteniyorsa anında bunun desteği beraberinde gelmeli diğer ülkeler tarafından. Yani Afrika Cumhuriyeti başladıktan sonra İspanya çok karşı çıkıyor olanlara. Gerçekten de samimi bir duruş sergiliyor. İspanya biz diğer devletler anında bu sayıyı artırmak ve bir uluslararası cephenin oluşmasına katkı sağlamalıydık. E, bugüne kadar maalesef ne Adalet Divanı'na ne de Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru arkadan o büyük desteği görmedi. Yani şu an ben iddia ediyorum en az 150 ülkenin hatta 193 ülkenin bir 7-8 tane böyle doğrudan maksatlı İsrail ile ilgili olanı düşün. 180-170 ülkeye yakınlığı doğrudan başvurmalı samimi ise e, ama öyle bir tablo ortaya çıkmıyor. Hatta evet. benim hayatımda yaşadığım en büyük şoktur. Ee, bir oylama yapıldı hatırlarsan ateşkes oylaması Birleşmiş Milletler'de benim beklentim en az 180 ee, bu kararın çıkardı. Sevgilen de 120 oyda hemen ateşkes dedi. Bir 50-60 tanesi çekimser ki bana göre zaten <laughs> o ateşkes abi. karşı olanlarla aynı cephe demektir bu. Büyük bir şok yaşamıştım. Dünya devletlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye gerçekten zor bir süreci üstlendi. Ee, insanlığı uyandırmaya bu sayıları artırmaya çalışıyor ama ağır evet. aksak gidiyor işler bu giderken de maalesef orada binler kayboluyor canlar gidiyor